Herkese selamlar dostlar. AMD'nin yeni ekran kartları RTX 5700 ve 5700X'i güzel bir şekilde inceledik. Ama incelemiş olduğumuz bu ekran kartları referans modellerdi. Ve bu kartların incelemesi sonrasında ise AMD'nin göndermiş olduğu referans RTX 5700X'in sıcaklık değeri 80 dereceyi geçmişti. Hatırlayalım. Hatırladık. Güzel. Ve akıllarda bir soru vardı. Özel tasarımlı 5700 ve 5700 XT'ler ne zaman çıkacak diye. Dostlar bugün Aris 5700 serisi içerisinde ilk inceleyeceğimiz ürünler Saphir'in incelemeye göndermiş olduğu Pulse modelleri. Pulse serisi Saphir'in fiyat performansı oynayan, yani Nitro Plus gibi olmayan fiyat performansı oynayan modeller. Lakin fiyat performans olmasına rağmen bu kartları gerçekten güzel yapmışlar. Şimdi burada bulunan kartım Aris 5700 XT 8 GB Pulse modeli Saphir'in dostlar. Buradan çıkar atacağım modelim ise 5700 ekran kartımız. Dostlar karşımızda Saphir'in RX 5700 Pulse ismindeki 8 GB'lık ekran kartımız bizlere bakıyor dostlar. Saphir'in fiyat performansı olmayan modeli olmasına rağmen dostlar arkada güzel bir şekilde pasif soğutma yapmaya imkan tanıyan dostlar arka plakamız burada bulunuyor ve bunu yaparken arka plakaya baktığımız zaman dostlar gayet güzel ve hoş durduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle plakanın arasına baktığım zamansa ısı iletimini daha iyi sağlamak için arka plaka ile board arasına termal pad yerleştirmiş. Bu termal pad'in board'dan sıcaklığı çekip arka plakaya ileteceği de kesin dostlar. Bu 5700, 5700 XT de aynı şekilde. Aynı. Yani bakıyorsun 5700 XT ile 5700'ün tasarımı, boyutları, fan büyüklükleri, arka plakası her şey aynı. Değişen tek nokta 5700 XT GPU'sunun 5700'den daha yüksek TDP değerine sahip olduğu için dostlar 5700'e oranla 5700 XT'nin bakır boru yoğunluğu daha fazla. Yani 5700 XT'de bakır yoğunluğu anlamında daha fazla bakır kullanılmış dostlar. Ve Saphir dostlar hem 5700 Pulse hem de 5700 XT'de bu bakır boruları nikelle kaplayarak zamanla bakır boruların havayla tepkimeye girerek kararmasını da engellemiş. Bu güzel bir şey. İşte bu bakır boru farkının dışında dostlar Pulse serisinde 5700 ile 5700 XT'de tasarım olarak birebir. Kartımızı şöyle yan çevirdiğimiz zaman ise burada şeffaf bir Saphir logosunu görebiliyoruz dostlar. Bu Saphir logomuz RGB değil, lakin kırmızı bir aydınlatmayla geliyor. O yes be. Işıklı mışıklı. Gelelim dostlar fan kısmına. Fan tarafına geldiğimiz zaman yani ön cepheye bakıyoruz. Ön cephede burada bize iki tane fan karşılıyor ve bu fanlar kart 55 dereceyi geçtikten sonra dönmeye başlıyor. Yani masa üstündeyken bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi kart boşta çalışıyor ve fanlar dönmüyor. Bak işlemci soğutucusunun fanı çalışıyor. Uf parmağım. Ama bunlar yüksek sıcaklığa ulaşmadığı için masa üstünde boşta duruyorlar. Ve fanlarımız Saphir'in diğer Pulse modellerinde bulunmayan özel yapraklı fan tasarımıyla geliyor dostlar. Ve fanlarımızın çapına baktığımız zamansa burada bizi 9 cm'lik 2 tane fan karşılıyor. Yani çift fanlı soğutmayla bize yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum. Birazdan göreceğiz zaten. Güç girişine geldiğimiz zamansa her iki kartım için hem 5700 hem de 5700 XT için dostlar Saphir bu kart üzerine 8+6 pinlik bir güç koymuş. Çünkü bu kartlar ne kadar Pulse modeli de olsa elimizde bulunan 5700 ve 5700 XT normal Saphir'in Pulse modelleri değil. Çünkü bu kartlar dostlar bak overclocklanmış Saphir 5700 ve 5700 XT Pulse modeller. Yani bu elimizde bulunan kartlar dostlar normal frekansların aslında üstünde çalışan kartlar. Peki bunların özellikleri neler dostlar? Teknik özellik kısmına bakalım ve arkasında ise canlı canlı bu ekran kartlarımızın dostlar vermiş olduğu oyun performansını ve tabii ki de sıcaklığımıza bakalım. Dostlar iki kartımızın da 8 GB'lık GDDR6 bellekleri bulunuyor. Ve bu belleklere baktığımız zaman ise iki kart içinde 14.000 MHz'lik bellek frekansımız bulunuyor. 5700'ün çekirdekte boost frekansına geldiğimiz zaman ise 1750 MHz'lik bir boost frekansı bulunuyor. Yani iyi sıcaklıkta tepe olarak görebildiği frekans değeri 1750 MHz. Overclocklandığı için normal referans 5700'den daha yüksek frekanslar sunuyor. 5700 XT'ye geldiğimiz zaman ise 5700 XT maksimum çekirdek boostunda 1925 MHz'i görebiliyor ki dostlar yine 5700 XT Pulse Overclock Edition ekran kartımızın sağlamış olduğu performans boost frekansında gayet güzel. Beğendim. Ve elimizde bulunan bu ekran kartların Navi mimarisi de geldiği gibi PCI Express 4.0 ara birimini destekleyebilen piyasanın çok nadir ekran kartları. Ve tabi dostlar kartlarımızın yüksek FPS'ten doğan görüntüdeki yırtılmaları da engelleyen FireSync 2.0 HDR desteği bulunup bunları bitiriyorum. Çünkü bunları konuş abi ne yapacağız işte ya. Frekansını söyledik, onu söyledik, bunu söyledik. Sonuçta biz oyun oynayacağız ya. Özel tasarım Saphir 5700, 5700 XT Pulse Overclock Edition ekran kartlarının dostlar vermiş olduğu FPS'ler aslında referans kartlar
oyunlardan çok çok önde değil. PUBG'ye bakarak dostlar anlayacağız şimdi. Referans 5700 117 FPS verebilirken dostlar 5700 Pulse Overclock Edition ekran kartımızda dostlar burada bize 119 FPS'i verebiliyor. Yani burada referans kartı oranlı 2 FPS fazlalığımız var. Yine aynı şekilde 5700X'te Pulse ekran kartı referans 5700X'ten 3 FPS fazla vererek 130 FPS almayı başarıyor dostlar. Forza Horizon 4'e geldiğimiz zaman ise Sapphire 5700 ekran kartımız dostlar 144 FPS alırken 5700X'te Sapphire ekran kartımızsa 162 FPS alıyor. Burada ekran kartlarımız referans kartlardan sadece 1 FPS fazla almayı başarıyor. 1 FPS. Fazlası yok. Metro Exodus'a geldiğimiz zaman dostlar kartların burada hepsi referans kartlarla aynı FPS alıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Rainbow Six Siege'e geliyoruz dostlar. Rainbow Six Siege'te de referans kartlarla elimizde bulunan Sapphire Pulse ekran kartları aynı FPS alıyor. Yine burada hiçbir şey değişmiyor. Shadow of Tomb Raider'a geldiğimiz zaman dostlar Shadow of Tomb Raider'da 5700X'te Sapphire ekran kartlarımız referanslara oranla 2 FPS fazla alarak dostlar referansların önüne bir tık geçiyorlar. Yani oyun performans tarafında elimizde bulunan bu Pulse ekran kartları aslında referans kartlardan FPS anlamında çok önde diyemem. Neredeyse aynı, hatta aynı. Ama bizim asıl olayımız, biz zaten 5700 ve 5700X'nin vermiş olduğu FPS'leri zaten seviyoruz biz. Bizim canımız sıkan nokta 5700X'nin 80 dereceyi geçmesiydi. Peki bugün ne oldu? Dostlar bir saatlik yapmış olduğum sıcaklık testinde hemen burada bir yerde köşede dostlar ortam koşulları yazıyor. Ona bakmayı unutmayın dostlar. Hepsinin ortam koşulları, hepsinin yazılım, mazılım hepsinin aynı abi, birebir. 5700 referans ekran kartımız bir saatin sonrasında 76 derece kadar çıkmış. Elimizde bulunan Pulse 5700 ise 73 derecede kalıyor. Hepsinin otomatik fan ayarında 73 dereceyi verdi. Bu mevsimde kötü değildi, iyiydi. Asıl olayımız X'te. Bak referans X'leri yapmış olduğum bir saatlik oyun testine dostlar referans 5700X'te 82 dereceye kadar çıkmış. Lakin elimde bulunan Sapphire Aris 5700X'te Pulse ekran kartımız 74 dereceye kadar çıkıyor. Yani burada aslında Sapphire dostlar soğutma tarafında 5700X'te gerçekten benim istediğim rakamı verdi ve bunu gerçekten de beğendim. 74 derece az mı? Değil. Ama ısınan bir 5700X'nin dostlar sonrasında elimizde bulunan bu ekran kartların 74-73 derecelerde çalışması güzel sonuçlardı. Lakin dur bak işin rengi değişecek. Şimdi referans 5700 ve 5700X'ye baktığımız anda dostlar asıl rakipleri olan RTX 2060 ve RTX 2070 karşısında fiyat performans anlamında çok iyilerdi. Biz bunu incelemesini yapmıştık. Referans 5700 2060'tan 100 lira daha pahalıydı. Lakin sonuç olduğu performans çok çok daha yukarıdaydı. Okey. Referans 5700X'te ekran kartımızda dostlar 2070'ten iyi bir performans veriyordu. Lakin buna karşı 5700X'nin fiyatı gerçekten çok düşüktü ve 5700X'te gerçek anlamda fiyat performans kralıydı. Lakin Sapphire ekran kartları ülkemize geldi. Hiç kimse kusura bakmasın pahalı geldi. Çünkü elimizde bulunan Sapphire 5700 Pulse ekran kartımız dostlar referans karttan ortalama olarak 300 lira daha pahalı. Evet 5700 2060'tan iyi bir ekran kart. Ray Tracing yok, o ayrı bir konu. Onu zaten konuşmuştuk bir önceki bölümde. Yukarıdan çıkan bantta izleyebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle iyi olabilir ama şu an 300 lira pahalandı bu ekran kartı. Bu iş biraz can sıktı gibi. Oradan çıkıp 5700X'ye geliyoruz dostlar. 5700X'te ise 3347 liraya Sapphire'in Pulse Overclock Edition ekran kartı dostlar alınabiliyor. Yani burada referans ekran kartına oranla dostlar neredeyse 500 liralık bir zam var. Evet referans ekran kartları ucuz olması normal. Çünkü adı üstünde referans. Ama bana ne? Bu konumda ekran kartının vermiş olduğu performanslar dostlar rakiplerine göre gene iyi. Ama fiyat anlamında kafa karıştırıyor. Referans ekran kartlarındaki o mükemmel fiyat performans oranını gördükten sonra bu kartlarda da bunu bekliyorum. En yakın zamanda güzel bir fiyatlandırma bekliyoruz. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Bu sıcakta video sunmak çok zor.